Evet Galatasaray Beşiktaş derbisinin e, devre arasında her zaman olduğu gibi Erman Hoca ile birlikte karşınızdayız. İki gol var e, karşılıklı 18'de Icardi 28'de Cenk Dosun soyunma odasına bir birlik beraberlikle gidiyor takımlar. E, Galatasaray tempolu başladı Beşiktaş golü buldu dengeyi sağladı karşılıklı ataklar ama çok fazla top kaybı var gibi geldi bana ilk yarıda. Çok basit top kayıpları var gibi geldi. Biraz acaba bu gerginliğin falan mı ifadesi bilemiyorum. Bir tedirginlik var sanki iki takımda da. Şimdi Galatasaray çok geniş alanda oynuyor. İleride pres yapalım diyorlar. E şimdi ileride bir kişiyle iki kişiyle gidiyorlar. Bence gitmemeleri lazım. Çünkü yalandan gidince Beşiktaş araya topu sokuyor ve çok rahat geliyor. Çok rahat geliyor ama çok rahat geldiği zaman da Galatasaray'ın orta sahadaki boşluğundan yeteri kadar faydalanamadı Beşiktaşlılar. Onu söyleyeyim. Yani iki takım da son derece kontrolsüz bir top oynuyorlar. Şöyle futbol oynuyorlar. Yani şöyle bir aklı başında böyle ver, al, git, gel falan yapmıyorlar. Mesela Galatasaray'da tek, mesela Galatasaray'ın attığı gol teknik olarak çok iyi bir gol, çok zor bir gol ve yapılışı müthiş. güzel bir gol. Asist öyle. O topu o pozisyonda vurmak baya zor bir iş yani kolay bir işti. Onu vuran oyuncu tabii muhakkak kaliteli oyuncu olacak. Yoksa vuramazsın o topu. E Beşiktaş'ta da mesela Cenk'ten e, arkadaşımız o şeyli birbirlerini bozuyorlar. Birbir bir yani Cenk oynadığı zaman ikili Vegas'ta değil mi? Vegas verimli olamıyor. Yani şimdi ikisi de uzun boylu tamam güzel ama ya Cenk gol attı. Bir, bir düşün kaç kişinin arasında Galatasaray Galatasaray defansı öyle gol yememesi lazım. Bir büyük takım öyle gollemez. Tamam indirdi de ya kaç kişi var kardeşim orada Galatasaraylı vurduruyorsun işte bak. Yani çok kontrolsüz bir maç oluyor. Oynamaya çalışıyorlar. İyi futbol var mı? İki takımda da iyi futbol yok ya. Bu takım iyi oynuyor diyemiyorum bir sistem dahilinde oynayamıyorlar diyebiliriz belki ama zaman zaman böyle koşuyor. saman alevi gibi güzel işler evet, var beşiktaş hocam. Beşiktaş fizik olarak koşuyor koşuyor yani giden teknik adam boş bırakmamış fazla yani takım kurmada falan onun zaten sorunu vardı şey bir maç değil yani kontrollü bir maç değil yani bu maçta Galatasaray iyi veya Beşiktaş iyi diyemiyorum ama mücadele oluyor bir gol olur mu böyle giderse olur. Çünkü çok açık veriyorlar. Çok acayip işler yapıyorlar. Defans, yalnız defansta değil tabii hocam. Orta sahada yani oyunun boyu 60 metre 70 metre ya. Galatasaray hücum ediyor. Ceza sahasında Galatasaraylı futbolcuları görüyorum. Bir iki tanesi baskı yapıyor. Kamera çabuk dönüyor. En arkadaki Galatasaraylı Santra'ya 8-10 metre mesafede. Onu yaptığın zaman zaten ortada büyük boşluk var. Tabii. Ve Beşiktaş takımı araya aya, ar araya be ayağa top yaptığı zaman çabuk geliyor. <laughs> 40-50 metreye geliyor o, e, takımın boyu o zaman sıkıntı yani oluyor. Yani fuzuli yere enerji sarf ediyor Galatasaray. Yani bir istek var. Alma isteği var ama bu, bu tarz oyunda olmaz. Bunu söyleyeyim. E, 6 şut denemesinden 3 isabet çıkartmış. Beşiktaş'ta 3'te 2 e, yapmış aynı şut denemelerinde. Galatasaray rakibine göre bir hayli fazla ceza sahasına girdi ama e, işte yani Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı o zaten. Şut atıyor ceza sahasına giriyor ama isabette doğru vuruşta gol vuruşunda sıkıntı yaşıyor. Son hamlede sıkıntı yaşıyor. E, Mertens'in bir işte aklımda kalan ilk 45 dakikadan çok güzel bir topukla e, gönderdiği top vardı onu. Mert muazzam Mert çıkarttı. çıkarttı. Bir de sonlarda bir Mertens'in şutu var yine. Ee, onu uzaktan geldi. Hani onu e, baya bir mesafe vardı. Çıkartması çok zor olmadı. Şeyi çok Şey kötü bir vuruş yaptı. Şeyi çok Pozisyonu ediyorum. iyiydi yine sonlarda. 70'ten sonra maç şekillenecek. Evet. O belli oluyor yani. Hamleler ama fizik nasıl olarak, tabii acaba fizik olarak Fizik olarak veya girenler çıkanlar olarak merak ediyorum. Ya yani 60 70'ten sonra bu maçta her şey olabilir onu söyleyeyim. Şimdi o pencereden bakınca bugün Gezal ve e, Masuak zaten sakat oldukları için yok Beşiktaş'ta. E, de sakatlandığı yerini Tayfur'a bıraktı. Şimdi kenarda Beşiktaş'ta e, Delali var. E, Muleka var. Hani böyle ofansif anlamda etkileyecek Redmond var. Onun dışında ben ofansif hamle yapabileceğim diyeceğiniz bir şey, farklı bir isim yok ama Galatasaray'a döndüğüm zaman Galatasaray'da Mitcho, Kerem, Yunus, Gomis yani Mata bayağı bir e, işte ofansif panellerinde Kullanacaklar, ne zaman kullanacaklar? Yani şöyle bir beraberlik iki tarafa da yaramaz. Hocam bu... Kol kola aşağı inerler. Bu beraberlik, yani kol kola dururlar. beraberlik maçı değil, yarar maçı değil. İkisine de yaramaz beraber. Yok. Bu öyle kol bir dururlar. maç değil. Onun için Galatasaray seyirci avantajından faydalanabilecek mi? Şu ana kadar faydalanamadı. Tıklım tıklım dolu hocam. İ dur, i̇nanılmaz dur. haberler geliyor. Tek boş koltuk yok falan diyorlardı. Hocam yurt dışından, Berlin'den falan arkadaşlarım vardı. Dün gördüm. Altı kişi bile gelmişler. Bizim orada kalıyorlar otelde. Altı kişi gelmiş yine. klasik de. trafik felaket. Yaklaşmayın. Radyodan da dinleyenler varsa, Seyran Tepe civarına, o bölgeye. Seyran Tepe pek giriş iyi de çıkış çok kötü hocam. Yani giriş giriyorsun <laughs> ama çıkış çok kötü ya. Oraya bir çözüm bulmaları lazım. Evet yapacaklardır bir şeyler Start yapmaları güzel lazım. ama bir şey yapmaları lazım. bir Yolun üstünden mi üstünden Hocam mi? Şehir Altına dışı deniyordu, mı? şehrin göbeğinde kaldı. Evet. Bu işler böyle. Halil Umutmeler'i nasıl buldunuz hocam? Halil Umutmeler e, biz geçen haftadan da söylemiştik. Yazılım erken yazdı diye. Yazılımdan Halil Umutmeler çıktı hocam. Ya ne yazılımı ya? Ne <laughs> yazılımı ya? Hadi verselerdi ya başka bir hakemi. Neye göre halli verdiniz? Ya yazılım mazılım hikaye. Herkes herkesle oynuyor. İşte bu hafta reis bir toplantı yaptı Ankara'da. Ben de gittim davetliydim. Gördüm orada bazı isimleri gördüm. Konuştuk filan da. Yani herkes dertli. Dertli hocam ama işte dertli de Herkese geldik derli. 13. haftaya hocam haftaya 14. hafta e, Dünya Kupası arası başlıyor bir buçuk Dünya ay. Dünya Kupası'ndan sonra pardon yok hocam. Pardon yok evet. Nefes almak da yok çünkü başlayacak bitecek. Tabii arasız. Yılbaşı ne olur bilmiyorum. Orada bir şey yok hocam işte Doğru hafta belli. sonuna geliyor hafta sonunda evet. oynatmıyorlar Öldü. ama iki hafta içi de dolu. Ha. Hem evet. öncesindeki hafta içi dolu. ...işte salı, çarşamba, perşembe... ...hem sonrasındaki hafta içi dolu... Hmm. ...öyle hmm. yapmışlar orayı... ...güzel... Güzel. Ee, ...çünkü yılbaşı galiba cumartesiye geliyor... ...ya cumartesi ya pazartesi... Hani, ...hatırlayamıyorum ...bu maçta ama. ikinci yarı hatalar olacak gibime geliyor... ...çünkü iki tarafında fizik olarak tamam... ...şu ana kadar fena gelmediler... İdeal değil... ...ama... 70'ten sonra merak ediyorum... ...kimler girecek, kimler çıkacak... Çünkü o girenlerin etkili olması lazım. Ama iki tarafında oyunu iyi değil. Yani peki al bak şu oyun. ya halk dediğinde salla parti oynuyorlar. biz öyle deriz salla parti. İşte biraz sistemsiz dedim ben daha kibarca söyleyeyim dedim. Yok ben halk çocuğu oldum için. <laughs> Sen çok beğenmişsin böyle. Şu ya Ender bu adam bak bir farklı oynadı ilk 45 dakikada diyebileceğin. 22 oyuncu içinden birisi geliyor mu aklına? Yok. Ee, Barış Alper ama e, maçtan önce ya işte Kerem yok, Yunus yok, Barış Alper e, tercihi falan diye konuştuk. İlk yarıda hani görevini yaptı, asistini de yaptı. Kritik evet. bir asist o. İyi ki de pozisyona da girdi, zorladı. Fena da oynamadı. Ne dersin hocam? Netice? Bir asist. Heh, yani hocam öyle bana maça damga vuracak. Bak ne diyorum... O Riccardi'nin attığı gol kolay vuruş değil. Yok hocam tabii. Çünkü bir beklese basacaklar. Zor vuruş yaptı, çok güzel vuruş yaptı. İndiren de güzel, vuruş da güzel. Şeyin golü büyük hata yani. Galatasaray defansının arasından otobanası vurduruyorlar rakibi. Olacak şey değil. 5-6 kişi varlar zaten oynatınca görecekler. Evet. Yani Halil Meler'de bir iki tane, bir şey iki pozisyon var üzerine konuşmak bak, gereken bak, böyle... Ulan var. kart mı değil mi, kartın şu mu falan var. diyebileceğimiz bir iki pozisyon var. Görüntüler gelince konuşacağız onları. İkinci yarı daha şey olur mu tempolu? Yani daha bir ikili mücadele olacak. Tabii bize iş ne kadar çıkacak onu merak ediyorum. Bakacağız ederim. hocam. Geçen sefer fazla çıktı. Yani bir yandan iş çıksın istiyoruz ama bir yandan da futbol konuşalım diyoruz. Fakat hani belli bir dakikadan sonra bu maçın e, ayarı bozulur hocam. Öyle benziyor. Yorgunluk başladı mı bozulacak. Bir de hamlelerde önce yorgunluk bakalım başlayacak. nasıl reaksiyon verecek ona da bakmak lazım. Tabii, önce yorgunluk nasıl çünkü iki takım da enerjiyi yani haybeye harcıyorlar. Fuzulye harcıyorlar enerjilerini. Daha az enerjiyle daha iyi bir iş yapabilirler. Birbirlerine yardımla da daha iyi iş yapabilirler. Şey değiller yaklaşık oynamıyorlar. Çok açık oynuyorlar. Çok açık oynayınca da boşu boşuna koşuyorlar. 40 metre, 35 metre, 50 metre. Enerjiyi fuzule harcıyorlar. Bakalım ikinci yarın Artık neler... enerji kıymetli getirecek. hocam. Dünyada kıymetli enerji. Kıymetli hocam. Önümüz kış. Evet ya. <laughs> Şimdi... E, tabii... Bugün... E, Giresun İstanbul Sporu 3-2 yendi. Trabzon-Konya maçı yarın. E, Fenerbahçe liderin maçında... Sivas, Demir Grup Sivas sporla... Pazartesi akşamı karşılaşacak. Elbette... Hani e, bitime yaklaşırken, araya yaklaşırken e, bu hesaplar biraz daha karışacak. Biz de hafta sonunda biraz daha resmi tabloyu görürüz. Bu derbi o yüzden kritik hocam. Haftaya da Başakşehir maçı. Galatasaray daha bayağı zor. Beşiktaş'ın da Antalya ile maçı. Çünkü şöyle baktığım zaman Başakşehir Beşiktaş'tan daha iyi takım. Öyle mi diyorsun? Evet abi çok net yani. Başakşehir Beşiktaş'a göre daha bir oturmuş, oturaklı, oyun şekli belli. giren çıkanı daha iyi bir takım Beşiktaş'a göre. Beşiktaş henüz o kıvamda değil. Zaten onun için de teknik direktör demişler. Doğru söylüyorsun yani hocam. O kadar basit. Yani... Aldığı de... puan da belli. Yani bunu herkes söyleyebilir bu cümleyi. Peki biz yavaş yavaş toparlayalım. E, takımlarda e, oyun alanına gelmek üzere sözü skorboard'a bırakacağız. Skorboard'un ardından derbiyi 96.1'de enine boyuna görüntüler eşliğinde detaylı bir şekilde konuşacağız. Pozisyonları analiz edeceğiz. Ee, bizden sonra da takım oyunu var. Dolayısıyla e, bugün yoğun bir şekilde derbiyi konuşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Skorboard'a bırakalım.